Bulut Teknoloji günlerine hoş geldiniz. Ben Ayça Akçay. Bugün mesajlaşma ve partner servisleri müdürü Sayın Erman Yenerel ile beraberiz. Hoş geldiniz Erman Bey. Merhabalar, hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Nasılsınız? Umarım iyisiniz. Gayet iyiyim. Umarım sizler de iyisinizdir. Çok teşekkürler. Kendinizden bahsederek başlar mısınız Erman Bey? Buyurun. Tabii ki. Öncelikle ben bizi dinleyen herkese merhaba demek istiyorum. İşin açıkçası biraz Türk Telekom grubu tecrübesi içerisinde gelişim sağladım. 2002 yılında aslında iSell GSM operatörünün kurulmasıyla birlikte iş hayatına başladım ve iSell, Avea, Türk Telekom süreçleriyle devam ettim. Bu sayede grup şirketi içerisinde birçok bölümde çalışma imkanı buldum. Bu deneyimlerimle birlikte yaklaşık işte 20 yıla yakındır bu sektörde, telekomünikasyon sektöründe hizmet veriyorum. Ve bu süreçler içerisinde işte operasyon, çözüm ekipleri, governance aktiviteleri, bunların hepsini aslında deneyimlemiş oldum. Teşekkürler. Peki şöyle bir soru soracak olursam, Türk Telekom Teknoloji sadece altyapı sağlayıcısı olarak mı çalışır? Ya aslında genel kanı birazcık böyle. Türk Telekom markasına bakıldığında evet bir altyapı sağlayıcısı olarak düşünülebiliyor. Ancak Türk Telekom o kadar büyük, o kadar ürün yelpazesi o kadar geniş ki sadece tek bir yerde konumlandırmak çok doğru olmuyor. Aslında işte bulut hizmetlerimiz, ürün ve servislerimiz hem mobil hem sabit, hem geniş bant olarak düşündüğümüzde çok fazla ürün çeşitliliğimiz bulunmakta. Son kullanıcılara hem dijital kullanıcılara yani dijital uygulama kullanıcılarına hem kurumsal çözümlere hizmet eden birçok çözümü kendi içerisinde barındırıyor. O yüzden de sadece altyapı sağlayıcısı olarak değil, yenilikçi teknolojilere hizmet veren ve destekleyen bir şeydeyiz, konumda olduğumuzu düşünüyorum. Bu sayede de hem çalışanların hem aslında bu ürün ve servisleri kullananların çok ciddi anlamda faydalandığı bir noktada hem gelişim anlamında hem son kullanıcı deneyimlerin ölçülmesi anlamında çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Teşekkürler. Peki Türk Telekom bu günümüz teknolojilerini nasıl kullanıyor sizce? Şöyle, Türk Telekom içerisinde aslında şu an yaptığımız görüşmede bile hani takip eden arkadaşlar işte bulut teknolojileri, en güncel teknolojiler anlamında düşünebiliriz. Mikroservis yapıları, CI/CD süreçleri, güncel yazılım dillerinin kullanıldığı, çok farklı bir teknoloji araştırma ve geliştirme yeri olarak da düşünüyoruz. Türk Telekom'da bu yapılan birçok projelerde bu altyapılar, bu yazılım dilleri çok ciddi kullanılıyor. Biz mesela şu an ürün ve servis direktörlüğü içerisinde ben çalışıyorum. Dijital ve gelişmekte olan servisler grup müdürlüğü bünyesinde. Adından da anlaşıldığı gibi birçok yenilikçi fikir, dijital ürünlere çok fazla yatırım yapılıyor. Ve kişilerin vermiş olduğu emekler, know-how gelişimleri, bu süreçler içerisinde hepimizi halen öğrenmemize, halen gelişmemize destek oluyor. Teknoloji durmuyor, sürekli değişiyor. Ve bu değişim içerisinde baktığımızda kendimizi bir şekilde güncellememiz ve sürekli bu değişime adapte olmamız gerekiyor. Eğer durağan bir hayat içerisinde olsaydık, gerçekten belki monoton bir süreç içerisinde yaşardık ama teknolojinin gelişmesi bizi dinamik tutuyor ve bu öğrendiklerimizi ürünlerde ve servislerde kullandıktan sonra
aslında son kullanıcılardan aldığımız geri bildirimler tamamen ile birlikte bizi çok mutlu ediyor. Yani son kullanıcılarda değer yaratan bir çalışmanın içerisinde olmak gerçekten çok büyük bir haz. Bunu da çok güzel deneyimliyoruz. Telekom'da bunu çok güzel öğrenme ve geliştirme fırsatı veriyor. Bu anlamda da şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Yani bu süreçleri deneyimlemek bu anlamda herkesin kendine katacağı bir değerin olduğunu bilmesi çok önemli. Bu da aslında ayrı bir motivasyon aracı hepimiz için. Anladım, çok teşekkürler. Peki Türk Telekom içerisinde mesajlaşma ve partner servisleri müdürlüğü neler yapar? Biraz bunlardan bahsedebilir misiniz? Mesajlaşma partner servisleri aslında adından da anlaşıldığı gibi daha çok işte mesajlaşma uygulamaları, partner servisleri, telko servisleri, telekomünikasyon servisleri özelinde gibi düşünse de bizim burada yaptığımız çok fazla ürün ve servis çalışması var. En klasik yöntem bildiğimiz mesajlaşma, kısa mesajlaşma uygulamaları. Bu mobil operatörlerin kurulmasından beri aslında hayatımızda olan bir süreç ama dijital servislerin de hayatımıza girmesi, bu mesajlaşma dillerinin de aslında farklılaşmasına, kanalların farklılaşmasına neden oluyor. İşte biz de tam bu noktada süreçlerin içerisindeyiz ve hali hazırda mesajlaşma uygulamaları, third party, üçüncü parti uygulamaların Türk Telekom müşterileriyle paylaşılabilmesi ve ürün servislerin hayatına devam edebilmesi anlamında çok ciddi yenilikçi fikirler özelinde çalışmalar içerisindeyiz. Bu çalışmaları desteklerken de mümkün olduğu kadar teknolojinin bütün imkanlarından faydalanmaya çalışıyoruz. Oluşturulan altyapılar, kullanmış olduğumuz yazılım dilleri tamamen son kullanıcıların alışkanlıklarına yönelik aslında geliştirdiğimiz hizmetler oluyor. Bu da bizim kendi domainimizde hem pazar, rekabetçi pazarda hem teknik anlamda kendi gelişmemizde şirketimize de destek vermiş oluyoruz. Bu hepimiz için aslında çok faydalı ve gelişim açık alanlarımız. Çok teşekkürler. Peki tüm bu konuştuklarımız neticesinde bizi takip eden kişilere Türk Telekom'la ilgili ne mesaj vermek istersiniz? Valla bizi takip etmeye devam etsinler. Yani Türk Telekom ve Türk Telekom'un ürünleri gerçekten insana dokunan, insana değer veren çok güzel çalışmalar içerisindeyiz. Buradan aslında yeni fikirler, yenilikçi fikirler bu yapılan her çalışmanın içerisinde çok ciddi emek olduğunu bilsinler ve bu yapılan çalışmalarda da hakikaten desteklemeye devam etsinler. Çünkü gerçekten çok ciddi mühendislik çalışmaları yapılıyor. Bu anlamda da son kullanıcılarda değer görmesi bizi ayrıca motive mutlu ediyor. Evet, çok teşekkür ederiz ilginiz ve katılımınız için Erman Bey. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Bu imkanı tanıdığınız için de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok sağ olun. İzleyicilerimize de teşekkür ederiz. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi günler. Çok sağ olun.